Merhaba arkadaşlar. Bugün ben size Giresun Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 3A 3B sınıfına yapmış olduğum bilgisayar destekli eğitim hakkında görüşlerini almak üzere yaptığım anketlerin sonuçlarını açıklayacağım. Öncelikle araştırmamın amacı bilgisayar destekli eğitimin Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencileri tarafından nasıl algılandığı, bilgisayar destekli eğitim hakkında neler bildikleri ve ortaya çıkan sonuçların incelenmesi. Katılım, Türkçe Öğretmenliği Bölümü 3A, 3B öğrencilerinin katılacağı ankette 62 kişiyle yani %88,5 oranında bir katılım oldu. Araştırmanın kapsamı. Anket, Giresun Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 3A, 3B sınıflarının öğrencileri dikkate alınarak yapılmıştır. Araştırmanın sınırlıkları, Giresun Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 2016-2017 eğitim öğretim yılı 3A, 3B sınıfları öğrencilerinin tamamını kapsar. Anket uygulanan kişi sayısının az olması nedeniyle, bireylerin kimliğinin gizliliğinin sağlanabilmesi için anket formlarında demografik özelliklere ilişkin sorulara yer verilmemiştir. Ölçek, anket formunda öğrencilerin bilgisayar destekli eğitime ilişkin bilgilerini ölçme amacıyla 16 soru önermesi, katılımcılar tarafından 5 noktalı Likert tipi bir ölçek üzerinde yanıtlanmak üzere hazırlanmış. Bir soru önermesi birden fazla seçenek sunularak oluşturulmuş ve bir de açık uçlu soruya yer verilmiştir. Bununla birlikte anket formu toplam 17 sorudan oluşmuştur. Evet, şimdi teker teker maddelerimizin analizlerini yapalım. Evet, birinci maddemizde bilgisayar eğitimde etkili kullanılmaz maddesine 62 kişiden 26 kişi katılmıyorum diyerek sınıfın %41,9'unu oluşturarak çoğunluğu sağlamış. İkinci maddede bilgisayarı derste isteyerek ve severek kullanırım. Bu maddeye 62 kişiden 31 kişi katılıyorum diyerek sınıfın %50'sini oluşturmuş. Üçüncü madde, mecbur kalmadıkça bilgisayarı dersi desteklemek amacıyla kullanmam. Bu maddeye 24 kişi katılmıyorum diyerek sınıfın %38,7'sini oluşturarak çoğunluğu oluşturmuş. Dördüncü maddede, bilgisayar destekli eğitim benim için önemli bir konudur. Bu maddeye 30 kişi katılıyorum diyerek sınıf mevcudun %48,38'ini oluşturarak çoğunluğu sağlamışlar. Beşinci maddede bilgisayar destekli eğitim ile yapılan derslerde öğrenciler yaratıcılıklarını geliştiremez. Bu maddeye 29 kişi katılıyorum diyerek katılmıyorum diyerek sınıfın %46,77'si ile çoğunluğu oluşturmuş. Altıncı maddede bilgisayarı derslerinde daha etkili kullanmanın yollarını araştırırım maddesine 31 kişi katılıyorum diyerek sınıfın %50'sini oluşturmuş. Yedinci maddede bilgisayarla eğitimi bir türlü bağdaştıramıyorum maddesine 29 kişi katılmıyorum diyerek sınıfın %46,77'si ile çoğunluğu sağlamış. 8. maddede bilgisayarın kullanıldığı derslerde öğrenciler daha iyi öğrenir maddesine 62 kişiden 30 kişi katılıyorum diyerek sınıfın %48,38'ini oluşturarak çoğunluğu sağlamışlar. 9. madde bilgisayar destekli eğitim yapmak yerine konuyu kendim anlatırım maddesine 23 kişi kararsızım diyerek sınıfın %37'sini oluşturmaktadır. 10. maddede öğretmenler bilgisayar kullanmaya teşvik edilmelidir maddesine 33 kişi katılıyorum diyerek sınıfın %53,22'sini oluşturmuşlar. 11. madde bilgisayar destekli eğitim ile ders yapmak zaman kaybıdır maddesine 29 kişi katılmıyorum dedi ve bu sayı sınıfın %46,77'sini oluşturmaktadır. 12. maddede bilgisayar öğrencilerin dikkatini çekmede etkili bir araçtır. Bu maddeye 36 kişi katılıyorum diyerek sınıfın %58'ini oluştururlar. 13. maddede
Bilgisayar destekli eğitim ile öğrenciler diğer yöntem ve tekniklere göre daha az öğrenir maddesine 27 kişi katılmıyorum dedi ve bu 27 kişi sınıfın %43,54'ünü oluşturmakta. 14. madde. Bilgisayar yardımıyla yapılan dersler eğlenceli geçer. Bu maddeye 62 kişiden 31 kişi katılıyorum diyerek sınıfın %50'sini oluşturdular. 15. madde. Bilgisayar desteği ile yapılan eğitimin katkısı harcanan emeği karşılamaz. Bu maddeye 25 kişi katılmıyorum diyerek sınıfın %40,32'si ile çoğunluğunu oluştururlar. Ve son madde, her sınıfta bilgisayar aktif bir şekilde kullanılmalıdır maddesine 26 kişi katılıyorum diyerek sınıfın %41,93 ile çoğunluğunu oluşturdular. Sonuç olarak Giresun Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 3A ve 3B sınıflarının öğrencilerinin görüşleri dikkate alınarak bilgisayar destekli eğitim eğitimimizde olması gerektiğine, eğitimimiz için önemli bir yer alacağına yer alacağı vurgulanmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.